Değerli Çiftçi TV izleyenleri, güzel bir haftada güzel bir programla beraberiz. Birbirinden değerli iki arıcı var yanımda. Sevgili dostum Onur Süleyman Ayçiçek, diğer tarafta da çiçeği burnunda ama güzel tecrübeleri olan kıymetli arıcı dostum Ayşegül. Bayan arıcılar için neler tavsiye edecek? Bu mesleğe başlamak isteyenlere neler tavsiye edecek? Bayan arıcıların zorlukları ne? Hepsini uzun uzun konuşacağız, dertleşeceğiz. Sevgili arkadaşlar, içeriklerimizi sizden gelen yorumlarla, sizden gelen mesajlarla oluşturuyoruz. Arıcıyla başlamak istiyorum ama bir türlü cesaret edemiyorum. Bayanım, ne yapabilirim? Eşim bu konuda bana yardımcı olmuyor. Ya da olacak ama ya ben tek başıma da yapabilir miyim? Daha da birçok sorular var. Nelerle karşılaşıyoruz? Nasıl sorunlarla karşılaşıyoruz? Bir diğer tarafta platform Şarköy ve aynı zamanda Tekirdağ sorumlularından Onur Süleyman Ayçiçek arıcılara yardım ediyor. Onlara elinden geldiği kadar her fırsatta onların yanında olmaya çalışıyor. Onun gibi daha kimler var? Mesleğe başlamak isteyenlere nasıl yardımcı oluyorlar? Bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle Süleyman, ev sahibi, birazdan senden başlamak istiyorum. Ayşegül'e döneceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi aralığınızda karşıladığınız için. Evet. Süleyman'la beraber zamandan çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz beraber. Aynı zamanda aralığımız da yakın. Beraber yaptığımız çalışmalarda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Destek alıyoruz sizden. Allah razı olsun. Evet, hepimizden Allah razı olsun. Bu arada sevgili Ayşegül. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Bugün arılara baktık. Her şey yolunda. Temiz havanın keyfini çıkarıyoruz. Doğru söylüyor. Arıcı için en büyük öncelik bu. Temiz hava. Müthiş bir oksijen, müthiş bir enerji. Bazen böyle havanın buhranlığı beni etkilese de Ayşegül diyor ki birazdan her şey düzelir. Arıcılar için hep güzel bakıyoruz. Biraz da hayatta güzel bakıyoruz. Doğru. Sevgili Ayşegül, seni tanımlamam gerekirse seninle tanışalı çok uzun zaman olmadı. Doğru. Ama çok uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi bir his var. Bu insan ilişkilerinde çok güzel bir şey. Yani bunu bize sağlayan şey arı. Doğru. Doğa, arıcılık. Seninle de yaptığımız sohbetler neticesinde kendi asıl mesleğin turizm. Ve gördüğüm kadarıyla hiçbir maddi kaygın yok. Hayata dair ben öyle görüyorum. Şöyle söyleyeyim. Çalışıyoruz. Dolayısıyla yani maddi kaygı herkeste var ama bunu çok göstermemeye çalışıyorum ben. Evet. Ya arıcılık çok farklı bir şey. Bu bir gönül bağıyla başlanmış bir şey. Onu, maddi kaygı onu olmadan. Anlatacağım. Yani maddiyat... Hani öyle kaygım yok. Ben geziyorum, tozuyorum, arıcılık yapıyorum değil. Ben hafta içi turizm işimi yapıyorum. Evet. Pazar günümü arıya ayırıyorum. Ama 7 gün yani. Maddiyat için arıcılık yapmayanlardansın, bunu görüyorum. Doğru. Yani bir önceliğinde o yok. Doğru. Onu görüyorum. Ve bu da senin balında çok güzel bir kalite. Balında ve hayvanlara karşı duyduğun saygıdan dolayı sana çok saygı duyuyorum. Beraber bakıyoruz. Onların bir tanesine bile zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyorsun. Doğru. Ne kadar oldu başlayalı? Tam bir sene oldu artık. Evet. Aynen. Dolu dolu. Bir senemi doldurdum. Yani bu mesleğin sonbaharını da gördün. Evet. Kışını da gördün. Evet. Baharını da. Evet. Hasadını da yaptın. Evet. Kaç arımız vardı? Başlangıçta 6 kovanım vardı. Evet. Sonra 21'e çıkarttım. Onunla da işte yazı geçirdim. Hasatı yaptım. Şu anda kışlatmaya başlıyoruz. Haydi hayırlısı olsun. Artırıp artırmama konusunda kararsızım. Dediğim gibi arı odaklıyım. Zamanla gösterecek o da. Evet. Yani arı odaklıyım derken şunu söylüyor. Benim için 80 kilo balmış, 100 kilo balmış. Bu önemli değil. Balım iyi olsun, az olsun, ilaç kalıntısı olmasın Süleyman. Güzel olsun diyor. On arı olsun, temiz olsun. Ama benim ona tavsiyem 40 ya da 50 arıya bakabilecek enerjiyi onda görüyorum. Tabii. Hobi amaçlı arıcılık yapıyorsanız ve hafta içi de çok yoğun bir çalışma yapıyorsanız size 40 arı, 50 arı normal standarttır. Yani kafanızı dinlemek için, rahatlamanız için, hafta sonu zaman geçirebileceğiniz bir ortam sağlar size. Ve bu yarın öbür gün kâra dönüşür. Yani artık bal alıp satmaya başlarsınız, polen alıp satmaya başlarsınız. Bir taraftan hobilerinizi gerçekleştiriyorsunuz, bir taraftan da para kazanıyorsunuz hafta sonu değerlendirirken. Yani ilginçtir, güzel bir meslek. Yani kedi köpek bakmaya benzemez bu iş. Peki,
Peki birliklere kayıt olması için, platform tarzı şeylere kayıt olması için arı sayısının kaç olması lazım? Arı sayısı bizim için önemli değil ama tabii ki arıcılığı yapıyorsanız, yani ben arıcılık yapacağım diyorsanız en az 10 tane arınız olması gerekiyor. Ki ben arıcılık yapabiliyorum, yapmayı istiyorum diyebilmeniz lazım. Ki 10 arı, işte bu sene 10 arım varsa seneye 15 arım vardır, 20 arım vardır. Yani bunu bölme yöntemiyle çoğaltırsınız veya oğul çıkar, oğul yöntemiyle çoğaltırsınız. Yani bu bir başlangıçtır. Başlangıç aşamasında insanların işte arı bakmasını, nasıl bakmam gerektiğini öğrenmesi gerekir. Yani birilerinin yardımıyla, ne bileyim, bilmediklerini birilerine sorarak, yardım isteyip etrafındaki insanlardan, arıcılardan bu arıları çoğaltması gerekir. Bu çoğaltma esnasında belki 10 yılda 50 arıya ulaşacak ama bu bir şeydir, gönül meselesidir arıcılık. Yani zaman geçirmek, bu arılıkta arılara bakıp kendini işte arıya ısıtırmak, o balı yemek, o balın tadına bakmak, poleni yemek. Burada ortamımız oluyor mesela, arkadaş çevremiz geliyorlar, gidiyorlar, misafirlik yapıyorlar burada. Onlara balımızı tattırıyoruz, arılarımızı gösteriyoruz. Ne bileyim, yani bu hem ticari hem de eğlencedir. Yani bir hobi, yani bu enteresan bir iştir bu arıcılık. Süleyman, bayandan arıcı olur mu? Olmaz olur mu? Hem de kral gibi olur. Evet. İşte ben de bunu bekliyordum. Niçin? Çünkü bayanın yorumlaması, bayanın titizliği, bayanın bakış açısı daha başka oluyor. Ben de hep bunu söylüyorum. Mesleğe başlamak isteyen arıcılarımız varsa, şimdi Ayşegül uzun uzun konuşacağım. Bayan arıcılarımız varsa, bu arada çok rüzgar var. Biraz filtreli mikrofonlar da kullanıyoruz ama bu yoğunlukta bile olsa hizmet vermek istiyoruz. Bayan arıcılarımız, mesleğe başlamak isteyenlere Ayşegül'den önce senin tavsiyen nedir? Etrafındaki arıcılardan baştan bilgi alsınlar, oturup konuşsunlar. Yani arıcılık yapmak istiyorum ama ne tür sorunlar olabilir, neler yaşayabilirim, ne sıkıntılar olabilir? En öncesinde tabii yer lazım. Yani arıları bakacak, arıları muhafaza edecek bir arılık lazım. Yani arılık olmadan arıcılık olmuyor. Bir arılık, yani eşinin, dostunun, arkadaşının bir bağ bahçesi vardır veya bir iki dönüm yeri vardır, köy yeri vardır. Yani bir yerde başlayacaksa baştan bir arılık lazım. Güvenilir de bir yer olmalı. Güvenilir bir yer olması lazım. Flora çeşitliliğine dikkat edin. Evet, bu önemli tabii. Hatırlattığın için sağ olun. Flora önemli çünkü niye? O hayvan sadece gündendiğiyle, sadece akasyalı, sadece ıhlamurla veya sadece işte çamla olmaz. Flora önemli. Gerek varsa kendisi, gerek yoksa biz kendimiz ekmemiz dikmemiz lazım. Lavanta ekelim, adaçayı ekelim, ne bileyim benzeri bitkileri ekelim bahçemize ki florayı çoğaltalım. Hem devlette hem millete katkımız olsun. Arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza yarın bir gün bahçemizden lavanta verelim, pide verelim. Doğru söylüyor. Arıcı Ayşegül sadece tek taraflı bakmıyor. Bunu çok seviyorum. Doğru. Zaten etrafımdaki benle beraber arıcılık yapan dostlarıma bakıyorum. Herhalde hani insanı arkadaşlar yönlendirir ya da insan arkadaşlarla ya da insan kendisi gibi düşünen insanlarla beraber oluyor. Doğru. Bakıyorum böyle. Hep de benim gibi düşünen dostlarım, arıcılarım var yanımda. Mesela sayesinde bu işi yapıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yoksa arıcılığı bırakırdınız şimdiye kadar belki de. Evet, doğru. Yani böyle önceliği hep bal olmuş. Önceliği sadece 50 kilo alacağım, 30 kilo alacağım, 100 kilo alacağım, bana ne illaki alacağım diyen yani insanlar oldu ama bakmışım hep onlarla uzaklaşmışım zamanla böyle. Önceliği ister istemez güzel şeylerden bahseden, hani hümanist bakış, bitkiler, hayvanlar, başka canlıların da hayatlarına saygı göstermek, kendi ruh haliyle saygı göstermek, insan olabilmek adına bir şeylerle uğraşan hep dostlarım olmuş. Böyle meslektaşlarımı da yürekten tebrik ediyorum. Ayşegül, biraz tadımlık verdim ki dursun kenarda diye. Seninle uzun uzun konuşmak istiyorum. Hadi bakalım. Süleyman'la beraberiz. Buradaki en büyük zorluğun ne oldu? Mesleğe başlarken sana ilk çıkan engeller ne oldu? Ya da bayan olduğun için sana yardım eli biraz daha iyi mi oldu? Bu konudaki endişelerin, bu konudaki sorunların ne? Hala devam eden sorunların var mı? Şöyle ben de sana yer yer sorularla devam edeceğim. Şimdi başlangıçta ve hala devam eden, evet, bir yer sorunu. Şimdi arıcı olmak isteyenler de bazen soruyor. Şimdi onlara soramıyorum, hani bir şehirde yaşayanlar için özellikle, ben şehirde ikamet ediyorum. Mutlaka kırsal, dağlık bir yerde bir tanıdıkların olması gerekiyor.
sürekli gidip geldikleri bir yer de olabilir. Ben arıcılığa ilk başladığım köye daha önce gidip geldiğim için biliyorum. Ama şehirde oturup birden arıcı olmaya karar verseydim hiçbir yer bilmiyorum. Etrafta arıcı da yok. Şimdi iki aşamalı bu. Şehirde insanların arıcı olması daha zor çünkü yer sorunu var. Ve bunun ulaşım uzunluğu. Çünkü arıyı tarım arazisinden uzak bir yerde tutuyoruz. Daha çok izbe yerler oluyor, dağlık bölgeler oluyor. Bu konuda biraz şehirde olup da arıcılık yapmak isteyenler zorlanabilir. Ama onun dışında arının ben hiçbir zorluğunun olduğunu söyleyemem. Arı kendi kendine, şu anda da geldiği gibi. Yani kendi yönetimine sahip. Biz aslında hani onlar kendileri birçok şeyi yönetiyor. Biz eşlik ediyoruz aslında. Yer sorunu, diğer türlü yine kırsal bölgede yaşayıp da arıcı olmak isteyenler etrafında mutlaka vardır. Onlar çok daha kolay başlar. Ben bir soru sorayım. Arıcılık. Ben bir soru sorayım dedim. Ne çok evet, soru var. Ben bir soru sorayım. Arıcılık yaptığın için mutlu musun, mutsuz musun? Çok mutluyum. Çok. Peki bu kadar soruna rağmen neden mutlusun? Sorun ama şimdi arıcılıktaki sorunum insan faktörüdür, bir de yer faktörüdür bende. Onun dışında arı ve arıyla olan benim diyaloğum onu çok fazla kat kat tatmin ettiği için onları görmezden geliyorsun. Bir süre sonra unutuyorsun. Bayana bakıyorum böyle tulum bile yakışıyor. Körük biraz yanında büyük. Bir körüğünü gösterir misin? Şöyle bir sıkar mısın? Bakın körüğü bile yanında körük bile çok yakışıyor. Yani inanın buradan tekrar etmek istiyorum. Mesleğe başlamak isteyenlere illaki yanınızda arıcılar size destek olacaktır. Ayşegül çok seneler önce ben bunu birkaç defa daha anlattım ama bir grafik vardı, bir makale okumuştum. Orada bu bilimsel bir çalışma. Bu evet arına körük yapıyorsun. Bu bilimsel bir çalışma. Bir beyefendiye aynı karık deriz biz böyle bir yani ekilen yer böyle tarla. O fidan ekiyor, fide ekiyor. Bir de bayan ekiyor. Erkeğin tutma oranı %70'lerde kalıyor. Bayanınki %98'lerde oluyor. Her şey aynı. Her şart aynı. Bayanın elinde yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir üretme, annelik, anaçlıktan gelen bir üretme kabiliyeti var. Farklı. Yorumlaması da farklı. Yani bizler arıyı açtığımızda arıdan gelen o hali, ne istediğini, ne yapmak istediğini her arıcının, zaten arıcıyı zevkli kılan şey o. Arıcılık bir büyük baş gibi değil, küçük baş gibi değil. Yani şu kadar yem verirsin, suyunu verirsin, günde 30 litre süt alırsın. Arıcılıkta böyle bir şey yok. Tabii. Mevsim, iklim, her arıcının farklı yorumlaması bile etki edebiliyor. Bunda testleri yapılmış. İki tane yan yana kovan, aynı şartlarda diyelim ki 10'ar çıta, bir arıcıya diyor ki sen buna sen bakacaksın, diğer arıcıya diyor ki buna sen bakacaksın. Farklı yorumlamalarla. Sonuçta birisinin katı 3 kat oluyor, diğerisi 2 kat. Birisi alıyor 40 kilo, diğeri alıyor 10 kilo bal. Yani arıya onun istediği satranç şekilde yapılan hamlelerle, yorumlamalarla çok da arının işine karışmadan sadece eksiklerini hissederek, yorumlayarak katkı sağlamak bizim vazifemiz. Bu arada arıcıların bir hedefleri olmalı. Bazı arıcılar bal üretmek istiyor olabilir. Bazı arıcılar da arı üretmek istiyor olabilir. Buna da saygı duyuyoruz. Sen bu işin neresindesin? Bal kısmında mısın, arı mı? Yoksa şimdilik öğrenmek için her ikisini dengeli götürmek istiyorum mu? Benim tonlarca bal üreteceğim diye bir iddiam yok. Mevcut arılarıma iyi bakmak ve tabii ki onlarla ben çok fazla gözlem içerisinde bulunuyorum. Deneme yanılma yaptığım şeyler de oluyor. Kovanımı da çok arttıracağım diye bir hayalim yok. Ama süreç içinde o olursa olacaktır. Çünkü normalde de kendi işim olduğu için az önce Süleyman Bey'in de söylediği gibi bir yarı hobi. Evet, çok da güzel bir ürün çıkarttığım için. Yarı bundan hobi ama hobimden şimdi, para da kazanıyorum. Tabii. Sen İstanbul'dan, değerli arkadaşlar, İstanbul'dan kamyona yüklüyor. Evet, şaka değil. Bakmayın böyle durumda, maşallah iyi de çalışıyor. Yüklüyor ve Trakya'ya ayçiçek balına geliyor. Aynı zamanda Çatalca'da arıcılık yaparken bunu yapıyor. Ve buradan da daha sonra kışlatmak için şu anda burada bulunuyor. Yani kendisi aynı zamanda arı da taşıyor. Bu cesareti, bu gücü de kendinde bulmuşsun. Bir spor yapıyorum. Daha önce bir spor geçmişim var. Evet. Ya aslında arıcılık şöyle bir şey. Bir geçmişin olacak, onu arıyla birleştireceksin. Doğayla bir geçmişin olması lazım. Kamp özellikle o var. Onun dışında biraz tabii ki spor geçmişin de olacak. Çünkü çok ağır.
bazı taşıyacağımız alet edevatlar. Bunlar olduğu için aslında zor gelmiyor. Yani bunlarla bir geçmiş olmayan için gerçekten zor. Burada her türlü hayvan da çıkabilir karşımıza. Yani o da olası. Bu biraz aşinalık olmasıyla ilgili. O yüzden kaldırabiliyorum doğayı yani o şeyleri. Doğayı sevmeyen yapabileceği işler bunlar. Doğru. Doğayı sevmeyen insanlar biraz zor yapıyor bu işleri. Doğru. Şimdi acaba buraya gelirken ya da buraya geldikten sonra bazı zorluklar yaşadın mı? Seni hayal kırıklığına bir şeyler, şevkini kıracak şeyler yaşadın mı? Ya da şunlar böyle daha iyi olsa dediğin şeyler var mı? Açıkçası buraya geldikten sonra böyle olumsuz... Trakya'ya diyeyim mesela. Ha, Trakya. Yani bu yer konusunda... Malkara diyeyim hatta. Malkara'mızın ismi. Tamam. Herhangi bir olumsuzluk olmadı aslında. Benim biraz yolda bugün gelirken de aynı şekilde kendi kendimle konuştum. Normalde şükür ederim ve şikayet etmem hayatta ama Çatalca'ya gidip gelirken çok şikayet etmişsin bir sene boyunca. Çünkü 1,5 saat sürüyor oraya benim ulaşmam. Sırf arım burada mutlu diye ben o süreyi 3 saate çıkarttım. Yani İstanbul'dan gelmem 3 saat şu anda buraya. Gitmek de 3 saat. Sabah gel akşam git. Hani bunun dışında benim çok olumsuzluk gördüğüm bir şey olmadı. Biraz başkasına güvenerek yapılmaması gerekiyor. O konuda çok ciddiyim. Kendini seviyorsanız ve 2 kovansa, 6 kovansa, 20 kovansa da önce kendinize güveneceksiniz. Etrafınızdaki arıcılarla zaten bir ton varsa oturur. Genelde biraz böyle kırsal yerlerdeki hanım ya da yeni başlamak isteyen beyefendi arıcı adaylarımız var. Diyorlar ki ya ben bir ilk önce bir şey, evimin arkasına bir koysam bir 5 kovan, 6 kovan acaba yapabilir miyim, edebilir miyim? Özellikle bayanlara yapabilirler mi? Çok güzel yaparlar. Ben hani az önce sordunuz hedefin ne diye. Aslında benim böyle tonlarca bal üreteyim ya da 400-500 kovanım olsun diye bir hedefim yok. Ama tek hedefim bir yerleşik arıcı olmak. Aslında gezginci arıcıyım ve seviyorum da turizmci olduğum için. Yani o anlamda da uyuşuyor aslında arıcılık benimle. Mesleğimle çok güzel uyuşuyor. Ama istiyorum ki böyle bir arılığım olsun. Benim arılarım orada olsun. Yani istediğim zaman ben çama götüreyim. Ya da istediğim zaman kestaneye götürürüm. Ben şu anda sürekli arı taşıyorum ama sürekli yer sorunu olduğu için taşıyorum. İnsanlar benim Şam'a gittiğimi sanıyor ya da farklı bir yere bal almaya gittiğimi sanıyor ama yer sorunu. Yerleşik bir yerde böyle bir düzen olabilir. Burayı çok beğendim. Gelsinler insanlar, baksınlar, başlamak isteyenler. Bir kovan açıp... Arı turizmi mi düşünüyorsunuz yoksa? ya olabilir ama hiç... neden olmasın? Sonuçta çok güzel... Bence mantıklı. Arılar çok güzel ürünler çıkarıyor. Bu çok doğal. Önü açık bir şey. Dolayısıyla yani olabilir bak, aslında. Hiç aklıma gelmemişti. Turizmden açılınca... Ya yolda geçerken Ayşegül, biri gelsin baksın, Ayşegül, öğrenmek istiyorum desin. Turizmde bu eli varken biz de bunu değerlendirebiliriz belki. Tabii. Ayşegül zaten temel şey o, vizyonu ve aynı zamanda misyonu da çok geniş. Vizyonla misyon farkları. Bugün yalnız geliyor buraya. Belki 3 gün sonra 5 arkadaşın da birlikte gelecek. Onlar da arıcılığı merak edecek. Onlarla birlikte gelecek. Burada arıcılık öğrenecekler. Belki olabilir. Neden yani bu, olmasın? Arkadaş çevresine bağlı ve bulunduğu ortama bağlı. Evet, şimdi turizm geçmişinden konuşmak istiyorum ama zaten planlamada şöyle bir şey var. Örneğin sizler kendi pazarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Kıymetli arıcı meslektaşlarım ya da arıcı aday adaylarımız. Mesela düşünsenize kendi balınızı Ayşegül kesinlikle kimyasal kullanmıyor. Kesinlikle flümetrin, amitraz içerikli hiçbir ilaç kullanmıyor. Balını en doğal, en saf haliyle ve balını doğal bal olarak satıyor. Ve o da çok çok zorlanıyor. Bal dondu diye. Hatta bunu defalarca kez işlem görmemiş balların zorluğunu. Maalesef bu konuyu hala aşamadık. Bunu bir bal ülkesi olmamıza rağmen kristalize bal nedir? İşlem evet. Görmemiş bal nedir? Evet. Ham bal nedir? Doğal bal nedir? Bal neden kristalleşir? Evet. Bunu bir türlü çözemedik. İnanın. Çözemedik değil, çözdük de aslında anlatamadık. Anlatabiliyoruz aslında. Ben şu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Hep deniyor ki biz anlatamıyoruz tüketiciye. Yani bu bir şeyi ilan edemezsin. Bugünden yarına düzelecek bir şey değil. Herkes etrafını bilgilendirmekle yükümlü. Yani ben etrafımı bunu balımı hasatını yapmadan bir 6 ay öncesinden başladım. Bir 8 ay öncesinden. Evet. Bir anlatacağız evet. Gerekirse. Aynen. O yanındakine söyleyecek. Aynen. Çünkü şöyle örnekleri de gördüm. Tesadüf 10 yıl 15 yıl önce aldığı balı bana anlatıyor. 10 yıl önce bir bal almıştım. Dondu, şekerlendi. O bana sahte bal sattı. Ben diyorum ki günahını almışsın.
o hambalmış dediğim insanlar oldu. Ya bu etrafımıza ne kadar bunu bilgisini yayarız o kadar iyi. Çünkü aracının müşterisi de zaten etrafıdır. Çevremiz. Daha dün bir Instagram'da abi bir bal aldık hatta sizin vesilenizle. Ama bal işte şekerlendi, dondu. İnanın de ben her gün bu tarz sorularla karşılaştığım için ve Instagram'ımızda, Facebook sayfalarımızda ve YouTube kanalımızda değerli Çiftçi TV izleyenlere, televizyon programları bunu defalarca anlatıyoruz. Ama okullarda da bunu yer yer geçmesini istiyoruz. Çünkü yabancı ülkelerde, Avrupa ülkelerinde bu çocuklara anlatılıyor. Çok küçük bir ibareyle ders kitaplarında bal kristalleşir, çiçek balı diye. Bunun çocuğun aklına bir kere küçücük bir şekilde bilgi olarak alması bütün meseleyi çözecek. Bunu istiyoruz. Aynı zamanda inanın bizim burada Tekirdağ Arıcılar Birliği vardı. Bir beyefendi vardı yıllardır. İsmi lazım değil. İnanın o seçimi aldı. O seçimi aldı. Ama diyorlar çok sessiz, sakin adam. Hiçbir şey yok yahu. Hiçbir şey yok. Biz Trakya kentiyiz, bal kentiyiz. Ama desteklemeleri zamanında yatırıyormuş. Mesela bu değil ki. Ama canımız yanıyor. Kamu spotu lazım. Bakın en ufak bir firma, en ufak bir ürünün kamu spotu çıkıyor. İşte biz bir arıcı ülkesi, arı ülkesi olmasına rağmen ya şu donan bal sahte değildir, kristalize değildir diye bir çıksa ya, inanın bir arıcının senin balın sahteymiş hissi o kadar kötü bir his ki, senin balın şekerlendi, sen şeker katmışsın. Her arıcının başına gelmiştir bu. Kesinlikle. Tüyleri diken diken oluyor. Bazen söylemiyor da akrabasına veriyor, söylemiyor, benim kulağıma geliyor. Ya güvendik aldık ama aramızda kalsın. balında şeker çıktı. Ya nasıl oldu o? Ya böyle oldu. Ya değil işte o. Allah'tan bana diyorum bak sormuşsun. Bunu evet. Ama tüketici de haklı. Yıllarca o market raflarında cam gibi akışkan, bak, çok güzel. Böyle bal, o nasıl çok hani güzel. Kaymağın yanında çok güzel yenebilen bir şey gördüler. Evet. Onlar da haklı. Bunu görmediler. Ben aracı olmasam aynı izlenimi ben de girerdim. Tabii ki düşünürdüm. Böyle bir şey hani aracı olmadan önce ya bal çok güzel işte bak akışkan falan filan. Ben araştırdığım de bal hiçbir şey değildi. Ben arıya merak sardığım için başladım. Ben balın hangisinin gerçek, kristalleşme o konuları bile çok hani kafa yani yormuyordum. Marketten alıp yerken işte aa ne kadar güzel bal. Bal diye yiyorduk biz onu. Değil mi? Aynen. Bir petekli şimdi, balı sevmezdim mum kalıyor diye. Evet şimdi? Şimdi tabii ki ham bal. Evet. Yani hambal. Kıymetli arkadaşlar, inanın ülkemizde o kadar güzel aroma vericiler var ki, gıda aroma verici yani kodekse geçiyor. Gıda ama aroma verici. Bir katıyorsunuz, bana diyor ki abi diyor bir video paylaşıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, balın işte tutacaksın şırıl şırıl kopmadan akıyorsa bal sahte değildir. Hadi ya. Her balın nem oranı farklıdır. Her Maraş usulü olmasın? Su, her balın su oranı farklıdır. Besin, mineral farklıdır. İşte suyu tabağa koyacaksın balı. Sonra üzerine su koyacaksın, çalkalayacaksın. Altıgenler oluşursa sahte değildir. Öyle bir şey yok. Efendime söyleyeyim çakmakla yakacaksın. Yanarsa şekerlidir, yanmazsa değildir. İşte bir yöntem daha var. Evet. Yakacaksın işte yanarsa şöyledir, yanmazsa şöyledir. Bir yöntem daha vardı. Evet. Bekliyorum onu. Şimdi... Bir, kıymetli arkadaşlar şu bile duyduk. Affedersin üzerine idrarını yapacaksın. Hadi canım. Renk değiştirirse şöyledir. Ya neler duyuyoruz. Kıymetli arkadaşlar gerçek bal yalnızca laboratuvar ortamında anlaşılır. Bunu paylaşıyoruz. Meslektaşımız aslında aracı. İşte laboratuvara gerek yok. İsmini de vermeyeyim de. Hatta dedim gel bir gün Çiftçi TV'de şöyle bir program yapalım. Ben sana yapalım şöyle glikozdan balları da kendi balını bul, bulamazsan arıcılara bir bedel öde bakalım maddi olarak. Yanaşmadı. İzliyorsa buradan ona selam olsun. Kavanozu açar açmaz mis gibi kokuyorsa, çiçek kokuyorsa gerçek balmış, kokmuyorsa değilmiş. Maşallah nasıl bir burun varsa yani Muğla Üniversitesi'nden daha dehşetli bir tahlil laboratuvarı. Kendisini buradan bir kez daha tebrik ederim. İsmini vermeyeyim. Böyle bir şey yok. Glikoza aroma vericiler var. Çok rahat. Kestane mi istiyorsunuz? Orman çiçekleri mi istiyorsunuz? Çeşit çeşit. Onun o güzel kokan balından kat kat daha güzel kokar. Kıymetli arkadaşlar, ürünlerinizi arıcıdan alın. Ürünlerinizi Süleyman'dan alın. Ürünlerinizi Ayşegül'den alın. Arıcıları bulun. Onlara ulaşın. Onlara ulaşırsanız bu arkadaşın heyecanı bitmeyecek. Bak ne dedi az önce.
Ne dedi az önce Ayşegül Doğan Süleyman? Lavanta dedi, çiçek dedi, başka canlılar dedi. Ya ne güzel şeyler söylediler. Sadece bal demiyorlar. Başka şeyleri de düşünüyorlar. Onlar için flora çeşitliliğini düşünüyorlar. Süleyman. Bunları yapabilmemiz için bizim de maddi olarak biraz kuvvetlenmemiz lazım. Evet. Yani balımızı satıp biz bu bitkilerden temin edip aralığımıza getirip birse 10'sa 20 yapmamız lazım. Evet. Veya balımızı sattığımız zaman arımızın ne ihtiyacı varsa işte onları alıp sandık ihtiyacı varsa sandık, çıta ihtiyacı varsa çıta, bunları alıp arımızı çoğaltmamız gerekiyor. Yani bunları harcıyoruz zaten paraları. İstanbul'dan gelirken Ayşegül Süleyman aramış. Abi bir yardıma ihtiyacım var. Ben biraz geç geldim. Hemen geliyor. Ne kadar güzel bir şey. Yardımlaşma, birbirine destek. Yani bakın havada nasıl rüzgar var. Yani inanın şu an aslında içime bir üşüme de var. Biz vazgeçmiyoruz üretmekten. Sizler için, arıcılar için, aynı zamanda tüketiciler için üretiyor bu değerli dostlar. Onlar aynı zamanda kiraz da üretiyor. Nasıl ya? Ne demek kiraz üretiyor? Hayır, kirazın %90 polinasyonunu arılar sağlıyor. Aynı zamanda sevgili dostlar elma, erik, ıhlamur, kestane. Bak kestane. Kızılcık. Kızılcık dedi. Kanola. Dur biraz daha. Yeter. Bir şey kalmadı. Bu kadar değerli arıcılar. Yani sadece bal olarak görmeyin. Aynı zamanda başka arı ürünleri de var. Polen olsun. Hı-hı. Beraberinde arı sütü, arı zehri, propolis, bal mumu, arı ekmeği, perga. Hepsini üretiyorlar. Biz arıcı meslektaşlarımıza sahip çıkmak lazım. Böyle hele bayan arıcılarımızı pamuklara sarmamız lazım. Lütfen sarın. Yani çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Bizim benim zaten kendi bir bayanlara karşı pozitif ayrımcılığım var. Özellikle bayan arıcılara karşı ısrarla tavsiye ediyorum bayan arıcılara karşı. Seni de bu yönden çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Başka bir konuya geleceğim. Bal aromalı şurup satılıyordu. Artık bal platform var. Senin de aynı zamanda temsilci olduğun Türkiye Tarım Hayvancılık Arıcılık Platformu var. Mustafa Bey öncülüğünde. Ve aynı zamanda bir vekilimiz var Metin Yavuz. Onların sayesinde Ayşegül ne yapıyorlardı biliyor musun? Marketlerde. Çok ilginç ya. Bal kocaman yazıyor altında aromalı şurup. Ay seni yerim ben. Ne kadar da güzel. Yani aroması küçücük. Yani. Yani tüketici ne yapsın? Tüketici tabii bunu okumuyor ki. Tabii. Bal diye alıyor. Aynen. Yani bu sefer yakalanıyor. Ben diyor zaten diyor bal satmıyorum ki diyor. Ben diyor bak yazmışım diyor. Bal aromalı şurup diyor. Ha ha bir de gülüyor böyle. Yani. Devlet de bir şey yapmıyordu. Diyorduk ya bu sahtecilik bu. Nihayetinde bu Allah'ın izniyle çözüldü. Bunu bitiriyoruz. Kıymetli arkadaşlar yani birçok markette bu tarz ürünler vardı. Yani Allah'ın izniyle bunlar yok oldu. Evet. Bir diğer sorun ne biliyor musun? Şu anda aşılması gereken en büyük sorunumuz. Tahşiş bal. Tahşiş bal demek kelime manasıyla tam Arapça bir kökenli bir kelime. Ne biliyor musun tahşişin anlamı? Yani sürekli duyuyoruz ya tahşiş bal, tahşiş bal diye. Bir şeyin içerisine bir şey katma. Tam kelime manası bu. Tahşişin ne katılıyor? Bir şeyin içerisine bir şey katma. Yani balın içerisine glikoz katma. Yani balın içerisine invers şurup katma. Balın çoğaltmak. Evet. Biliyor musun? Bu yasak değil. Bunun yasak olmadığını biliyor musun? Onu da yasaklattırız canım. Yani bu ben çok de inanılmaz dehşet bir ama şey. Ama bu arada hani birkaç gördüm haberlerde. Evet. Toplanmış yani. İşte ona geleceğim. Şimdi gıda yasası çıktı. Çıkıyor. Çıktı çıkacak. Meclisi bekleniyor. Yani bir yani taleplerimizi biz platform olarak bir verdik. Üretici diyelim ki bal yazıyor. Hı hı. %20 bal, %30 glikoz şurup murup yazarsa az biraz da bal olması onu kurtarıyordu biliyor musun? Aa. Yani ne kadar dehşet bir şey ya. Yani çok neler sana. O yüzden yalvarıyoruz. Perde arkası var. Her şeyin perde arkası var. Yani bu perde arkasında bu ürünü üretip satanların perde arkasında oynadıkları bir sürü oyun var. Türkiye'de bunların bazısı hani illegal yollardan, bazısı yasal yollardan ama bir şekilde üzeri örtülerek yapılabiliyor. Ama bunların önüne geçiyoruz. Daha geçen Tekirdağ'da bir bal operasyonu oldu biliyorsunuz. Evet. Biz bunların önüne geçmek için mücadelemizi veriyoruz. Bakalım. Bunlara çok ihtiyaç var. Size çok ihtiyaç var. Sizler biraz daha işin bu tarafındasınız. Çünkü kimin arıcılık yapıp kimin arıcılık yapmadığını biliyoruz. Güzel söyledi. Kimin arıcılık yaptığını. Ya da ne oluyor biliyor musun Ayşegül? Maşallah adamda 50 kovan arı var. 150
teneke bal alıyor. 150 teneke. Evet, vallahi maşallah diyelim yani. Bunları duyuyoruz, görüyoruz tabii. Yani nasıl bereketliyse bilemiyorum. Senin gibi yapamıyorlar Ayşegül. Sen 20 arıdan ne kadar aldın? 21 arıdan ama ortalama tabii ki asla bir 150 teneke. Yok, yarım kapasitesi yarım oldu. Çünkü açıkçası geçen hafta da görmüşsündür. Yaklaşık bir 70 kilo daha bal çıktı. Ama evet, onları soğuk hava deposuna çıtaları götürdüm. Çünkü baharda o benim arıma can olacak. İşte bu az önce söylediğin gibi ilerisini biraz düşünmek gerekiyor. Evet. Arıyı düşünmek gerekiyor. İki kovan arıdan bir teneke almak mantıklı. Evet. Yani iki kovan arıdan bir teneke almak, hadi tamam. Bazen zor oluyor. Ben bu sene güzel aldım. Sen bu sene ne aldın? Kaç aldın? Bir teneke aldım. Evet. Bu sene kovan başı bir teneke mi aldın? Bu sene bereketliydik. Çok bu iyi. Sene hamdolsun güzel bir sezon geçirdik. Yavrularıma da, yavru olan arılarıma da onlardan takviye verdim. Maşallah. Maşallah. Biraz arıcında farkı olsun. Tabii benim bir senelik yani, önce bu kadar oldu. Yani öyle bir... Bizim gibi aynı ölçülerde alanlar vardır. Ama dediğim gibi bu arkadaşlar gibi bir kovandan öyle 3 teneke bal almayı da sana da Allah nasip etmesin. O kadar da değil canım. Şarköy'de arıcı arkadaşlarla görüşüyoruz. Konuşuyoruz yani, diyoruz ki işte nedir sorunlarınız, sıkıntılarınız. İşte onlar bize söylüyor ama... Birçoğusu dedi ki ya dedi zeytine atılan ilaçlar dedi bize çok büyük sıkıntı yapıyor. Yani arımız ölüyor. Arı bakamıyoruz. Neyse işte 5-10 arkadaş vardı orada. Onlarla görüştük. Bir sonraki köye gittim. Bir sonraki köyde de zeytincilik yapılıyor. Orada da bir arkadaş arıcı. Dedim nasıl, arılarından memnun musun? Çok memnunum ben dedi ya dedi. Ben dedi çok güzel bal alıyorum dedi. Dedim sende de zeytin yok mu? Yani aynı şeyde bölgede arıcılık yapıyorsunuz. Yok ya dedi, ben dedi arılarımı dedi kolluyorum dedi. Zeytinlerden az uzağa götürdüm dedi. Bir kilometre uzakta dedi. Zeytinler gitmiyor. Orada dedi arıcılık yapıyorum dedi. Ve dedi bal dedi konusunda dedi. Ben dedi hiç sıkıntı yaşamıyorum. Demek ki arıcıların birbirlerinden azıcık kopuklukları var. Ve zeytinliklerin iyice dibinde yapıyorlar. Yani kendi tarlasının içine koyuyor. Azıcık zeytinliklerden uzak olması gerekiyor arıların. Böyle sorunlar var. Evet, Şarköy'de. Bu arada Şarköy'de ben de bu arıların pestisitleri konusunda zeytinlere atılan zehirler konusunda bir yer aldık. Zeytinlik aldık hatta bu çalışmayla ilgili. Hoşköy'de, yine Şarköy'de. Evet. Bölge, evet, Hoşköy'de. Gerçekten de tam zeytinliğimin ortasına koydum ben de. Çok ciddi kayıplar yaşanıyor zehirden dolayı. Gerçekten de bu bir sorun. Ama oradaki flora çok güzel aslında. Flora güzel. Zeytinliğin ortasına değil de azıcık şöyle dağın eteğine bir yere, çünkü mera geniş, orada alan var. Tarımda sadece zeytin ve benzeri ürünler üzerine olduğu için azıcık şöyle dağın tepesine, eteklerine doğru yukarı koysaydınız belki daha güzel bal alabilirdiniz. Yani bu oradaki insanların, yaşamış olan insanların anlattıkları bilgilere göre. Sormak lazım. Bunu kastediyorsun. Biz de tabii biz bunu çalışma olarak yaptık. Evet. Yani zararlarına. Zaten onlar atılan ilaçlara bile zehir diyorlar. Zeytinlere atılan ilaçların ismi bile, genel ismi bile zehir olarak geçiyor. Tabii ki arıcı soracak, yardım isteyecek. Nerede ne yapmalı? Az önce konuştuk. Mekan, flora çeşitliliği, arılığın yönü, yani mesafesi. Nerede arıcılık yapabilir mi? İnsanlar birbirine sorarak anlaşabilir aslında. Konuşarak bulabilir. Ama orada kopukluk olduğundan insanların birbirine, ben orada 8-10 arıcıyı bir araya getirdim. Bir araya getirdiğimde birbirlerini anlatırken, ha demek ki bak böyle oluyormuş falan, işte şu sıkıntı oluyormuş diye kendileri konuşuyorlar. İnsanların, arıcılık yapan insanların bir araya gelip sorunlarını paylaşması gerekiyor ki bir şeyler ortaya çıksın. Yoksa ortaya çıkmıyor. Ben şimdi orada gezerken hep sorunları arkadaşlardan sonra öğreniyorum. Ha diyorum ki bak böyle yapması gerekiyor. Arısını işte zeytinliklerden uzak bölgelere yapması gerekiyor. Ne bileyim, oradaki bitki örtüsü aslında çok güzel. Flora çok güzel ve orman işletme şefliğimiz oralara çok güzel bitkiler ektiler. Yani Adaçayı da var mesela böyle. Adaçayı'ndan, Adaçayı'da işte var. Ilamır'dan. Bunları hepsini ektiler o bölgeye. Çok güzel arıcılık yapılabilecek yerler var. Ama insanlar korkarak, böyle çekinerek bu işi yapıyor. Gidip sormuyor ki orman işletmeye veya örnek bana da sorabilir. Ben onlara yardımcı olabilirim o konuda. Şarköy temsilcisisin evet, çünkü. Biz işte bu bölgede arıcılık yapmak istiyoruz, aramızı koymak istiyoruz ama işte orman işletmeden veya başkalarından nereden izin alabiliriz? Gidip birilerine sorsalar ya da muhtara, en kötü şartlarda köyün muhtarı var. Muhtara sorsalar muhtar yardımcı olabilir. O bölgeye arıcılık olabilir. Bu arada şimdi sen Şarköy'den konuşuyorsun ama... Şimdi Kırşehir'den izleyen var. Tabii canım. Şırnak'tan var. Nevşehir, Kırşehir, Erzurum, Artvin.
Isparta, Kastamonu, Van, oradan yeni geldik. Türkiye'nin her yerinde platform var. Bana onu bahset. Şimdi oradaki bölgedeki yardım istesin mi platformdan? Tabii canım. Ne platform ismi? Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu. Bu platform, şöyle mi yazsın mesela, bu platform Nevşehir Facebook'ta evet. Hemen hemen her ilim var galiba. Evet. Senin Tekirdağ mesela ne yazacak? Tekirdağ Facebook'a yazacak. Tekirdağ Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu yazabilirler. Facebook'ta var. Şarköy Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu yazılır. Her il ve ilçede bu tür platform Facebook'ta ulaşabilirler. Ulaşın platform dostlar, yani zor değil. Ben platform sayesinde buradayım. Evet, yani platformla ulaştım. Sorun vardı bulunduğum yerde iklim olarak. Buraya yerleştim mesela. Geldiği kadar. Gerek kendi imkanlarımızla, gerek devletin imkanlarında, gerek Mustafa Bey'in imkanlarıyla, platform başkanımız Mustafa Sarıoğlu'nun imkanlarıyla, artı Metin Yavuz Bey'in, milletvekilimiz Metin Yavuz Bey'in imkanlarıyla tarım, hayvancılık ve arıcılık yapan insanların yardımına elimizden geldiği kadar koşuyoruz. Yani bizim de yapabileceklerimizin sınırı var mutlaka, ama Allah razı olsun devletimiz birçok konuda önümüzü açmaya çalışıyor. Bize yardım ve desteğini esirgemiyor. Allah razı olsun. Ne mutlu. Güzel düşünceler. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Sizin gibi aracıları daha da sayıları çok olmalı. Ayşegül az önce dedi ya, zehirler var diye bu pestisitler ilaçlara katılıyor. Şimdi Varroa diye bir akar var. Sen de duymuşsunuz. Bir yıldır evet, içim dışım Varroa olmuştur. Çünkü her aracının illaki böyle. Varroa, Varroa. Hiç görmedim öyle bir şeyi. Varroa buradan yeni başlayacak olanları da yapalım. Bir akar, bir parazit diyelim. Arıların bağışıklık sistemini çökerten, onların üzerine kene diye tabir edebilirim. Onlara daha larvadan başlayıp yetişkin evresinde üzerlerinde hayatlarını yaşam döngüsü olarak sağlayan bir akar. Beraberinde buralardan da ısırdıkları yerlerden de çeşitli virüsler alarak bazı arı hastalıklarına sebebiyet verebilen bir arı zararlısı. Arıcılarımızın genelde Facebook gruplarında Varroa'dan başka bir şey bilmedikleri için birisi bir şey paylaşıyor hemen altta bunun sebebine Varroa. Varroa'yı da yazamıyorlar ama çok da hoşuma gidiyor. Ben bazen bakıyorum, adam bir şey paylaşmış, Varroa. Hani adam düşecek aralıkta, o da Varroa. Bilen ki yani bitmek bilmeyen bir Varroa telaşımız var. Artık öyle bir sorunumuz yok, biliyor musunuz? Artık öyle bir sorunumuz yok, Varroa ile ilgili bir sorunumuz yok. Nasıl yok, anlat bakalım bize. Platformumuzun geliştirmiş olduğu bir ürün var. Bitkisel, tamamıyla bitkisel. Bunları bize denememiz için şu anda verdiler. Ve üye olanlara biz ulaştırmaya çalışıyoruz bu ürünü. Ben bu ürünü kendim 4 ay önce denedim aralığımda. Ve artık hani şöyle anlatayım. Direkt hani kendi gözümde görmek için çıtayı aldım. Baktım ki arının üzerinde Varroa var. Dediklerine göre arı Varroa'yı uzaklaştırıyor. Öldürmüyor bitkisel ürün. Direkt üzerine sıktım. Varroa baktım, arıyı bıraktık, kaçma delik arıyor. Kaçacak yer bulamıyor. Yani artık Varroa ile ilgili sorunumuz yok. Süleyman, şuna geleceğim. Platformumuzun bu ürünü tüm arıcılara, hani platformumuza üye olan İnşallah. Tüm arıcılara ulaştırılacak. Tabii bu zaman içerisinde yavaş yavaş insanlarımız bunu öğrenecek. Ve artı bu bakteri arının tek hastalığına, tek Varroa'sına değil, 26 çeşit hastalığına ve rahatsızlığına İyi gelen tek bir ürün. Ve kullanımı da çok kolay, basit. Bunu bütün arıcılara tavsiye ediyorum. Etken maddesi Bacillus bakterilerinden oluşan bir ürün evet. diye biliyorum ben de. Faydalı. Fakat şuna geleceğim. Zehirler 1980'de başlıyor bizim bu Varroa ülkemize geleli. Amitraz ve flümetrin içerikli. Önceden ruhsat almak çok kolay. Şu an bir üniversite olarak bile bir ürün için ruhsat almak iste, ilaç olarak alamıyorsun. Ama önceden kolay. Zamanında alınmış. Bunlar amitraz ve flümetrin, flavin içerikli bazı zehirler. Bunlar zehir. Yani 2 cc'sini kendine sür, ölüyorsun. Bu kadar. Biz bunu arılarda kullanıyoruz. Birikiyor. Yazık. Neler var neler. Yaklaşık 300 kadar bilim adamının ısrarla bu ürünleri kullanmayın yurt dışında. Bütün Avrupa ülkelerinde yasaklandı. Kullanılmıyor. Bizim ülkemizde serbest. Ve birkaç tane de Orta Doğu ülkesi de serbest. Bazı Afrika ülkelerinde bile yasak. Zehir. Biz senelerce kullandık, yani yalan yok. Yani ama ihtiyaç, ama Varroa'nın çok yoğunluğundan kullandık.
hani birçok aracımız kullandı. Kullanmak zorunda kaldık. Tamam, şunu işte kastediyoruz. Yani, artık bunları onu anlatıyoruz. Alternatif yok. Bak şimdi şu an bir sürü doğal seçenek, doğal ürünler, evet, bitkisel ürünler, aromatik yağlar, bunları kullanmak lazım. Artık tamamen doğal ürünlerden doğal olmalı sevgili arkadaşlar. Bunlara yönelmeliyiz. Yani balımızda kalıntı bırakmasın, evet, iyi bir bal olsun. Ayşegül, güzel bir konuya daha gelmek istiyorum. Senin biraz üzüldüğün bir konudan bahsetmek istiyorum. Aa, yok, üzgünlüğüm yok. O nereden çıktı? Var. O da şu. Balımızın hak ettiği fiyata satılmadığını biraz düşünüyorsun ama sen bu konuda biraz daha güzel düşünüyorsun. Arıcılarımızın hesap yaparken sen aynı zamanda bir girişimci olduğun için bunu çok güzel anlıyorsun ama maliyet hesabını yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Arıcılarımız balı üretirken. Zaten hesap yapılmıyor diye biliyorum ben. Evet, bırak maliyet hesabını yanlış yapmayı. Hesap yok. Hesap yapılmıyor. Yani 30 liraya bal satılıyor. Doğru. 40 liraya bal satılıyor. Yani bu sefer alıcı da bundan endişe ediyor. Balın gerçekliğinden endişe ediyor. Satan kişi de bu sefer para kazanamadığını da söylüyor. Doğru. Bu sefer hakkını üreten üretici balını hak ettiği fiyatlar 100, 200, 300 TL'lere sattığı zaman ise diyor ki ama sen diyor bu fiyata satıyorsun ama diyor öteki niye bu fiyata satıyor diyor. Yani bu konuda biz nerede yanlış yapıyoruz? Aslında bu konuda çok ben büyük bir yanlış göremiyorum. Sadece arıcıların artık kendi içlerinde şunu anlaması gerekiyor. Her arıcı kendi verdiği emeği kadar balın fiyatına karar verebilir. Buna o arıcı onunkine ya da başka biri onunkine karar veremez. Gezginci arıcılar var. Yılda 5 hasat yapıyor. Sağdığı yerde tenekeyle toptancıya satıyor, bitiyor. Şimdi onun bir ayrı ticareti var. Onun ayrı bir fiyatı var. Mesela Süleyman abi gibi, benim gibi yılda tek hasat yapıyoruz. Ve tüm yıl emek veriyoruz buna. Bir süre sonra şu anda bunun bir de esprisi var hatta, pekmez fiyatına bal diye. Evet. Hani biz orada genelde bu pekmez değil diyoruz. Çünkü orada bir günlük, iki günlük bir işe biz bir sene uğraşıyoruz. Hepsinin klasmanı bence farklı. Daha sonrasında ne geliyor? Arıcının o arıcılık için harcadığı masraflar geliyor. Şimdi yerleşik arıcılık yapan, hemen arka bahçesinde ya da köyünde yapanla şehirden kalkıp gideninki aynı değil. Bu demek değildir, bal fiyatına yansıyor. Ben biraz kendi fiyat skalamı arının emeğine göre verdim. Güzel. Arı emeğine göre, kendi emeğime göre değil. Çok güzel. Arı çünkü çok mucizevi bir şey çıkarıyor ve ben bunu tamamen katkısız yapmaya çalıştım. Bu az önce söylediğin gibi varroasından tut da diğer, açıkçası ben varroa ile mücadele yapmadım. Yani kendi kendilerine mücadele ettiler. Herhangi bir sorun da görmedim. Ya korkmadım yani. Bir önce bir şey olmadığı için basmadım da ilacı. Onun dışında her şeyle sağlıklı oldu. Tabii ki ben bu ürünümü çok özel görüyorum. Bir kere arılarım yaptığı için başta. Yani kıyaslatamıyorum. Dolayısıyla o anlamda kendi müşterilerim de, yani tüketiciler diyeyim, onun değerini bilenler gelsin diyorum. Bu böyle. Bunu tabii ki herkes yapamıyor. Burada özellikle işte yan taraftaki de aracı, oradaki de 30 lira diyor, 50 lira diyor. Şimdi aslında şöyle de bir durum var. Bu 30-50 liraya satılan bal tüketici de artık anlaması lazım. Bu bir katkı. Katkı var yani bunun içinde. Orada al gülüm ver gülüm hesabı var aslında. Tüketici de ucuza alıyorsa kabul edecek onun katkısını. Çünkü o balı arıcı katkısız yapamaz. O kadar ucuza da satmaz. Herkes benim gibi deli değil mesela o anlamda. Emek çok zor bir şey. Yani Ayşegül inanın arabasıyla geliyor. 3 saatlik yol. Sabah geldi. Kahvemizi içtik. Arılarına baktı. Ve birazdan da gidecek. İstanbul'a gidecek. Ve bunu tekrarlıyor. Hatta bal akım döneminde buradaydı. Ve burada çadırda kaldı. Yaşadı. Hayatını idame ettirdi. Yani kolay bir şey değil. Ayşegül, su gibi aktı program. Evet. Çok keyif aldım. Ben de öyle. Vaktimiz dolmak üzere, hatta doldu bile. Ben nasıl vakit geçti anlamadım, siz gibi değerli aracılarımız olduğu için güzel bir sohbet oldu. Son olarak Süleyman'a en son sana söz hakkı vereceğim. Süleyman, son olarak aracılarımıza söylemek istediğin bir şey var mı? Neler tavsiye edersin? Neler yapsınlar? Yeni başlamak isteyenler için Ayşegül'e sormak istediğin şöyle bir iki dakikalık bir sözüm var mı? Evet. Var. Arıcı arkadaşlarımızın ilk baş arıcılarla oturup birer çay içmesi gerekiyor. Arıcılığı öğrenmeleri için.
ondan sonra karar vermeleri gerekiyor ki ben arıcılık yapabilirim veya yapamam. Yoksa ben koşarak gideyim 10 tane kavun alayım, ara bakarım. Olmaz bu iş. Yani biz hep güzel tarafından bahsettik ama evet, hayal kırıklığına da uğramayın. Öyle her şeye pal döküldür atlamayın diyorsun. Yok. Aynen öyle. Yani nasıl bir ehliyet alırken bir kursa gidiyorsak, arıcılığın kursuna gideceğiz, arıcılarla oturup kalkacağız, evet, muhabbet edeceğiz. Yani ehliyetimizi alacağız. Ehliyetimiz olacak. Ondan sonra arıcılık yapacağız. Araç kullanacağız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Arıcılığı yapmasını istiyoruz. Çünkü niye? Bir Ayşegül, 10 Ayşegül demektir. Oo, çok güzel söyledin. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bir Ayşegül 10 Ayşegül eder dedi. Güzel bir mesaj vardı güzel aslında. Mesaj. Evet, evet, gerçekten de. Beni de mutlu etti. Neler söylemek istersin? Senin tavsiyelerin neler? Çiftçi TV izleyenlerine buradan. Bence de arıcılığa ilk defa başlayacak olanlar doğru bir arıcıyla tabii ki bir araya gelip şanslılarsa bir takım fikir alışverişinde bulunmalı. Hatta mümkünse onun yanında çalışmalı. Ben her zaman usta çırak ilişkisine inanırım. Şimdi ben buraya geldiğimde de özellikle sahımlarda olsun arı bakımlarında çalıştım. Personel gibi çalıştım. Başka birinin işinde. Çünkü bir takım şeyleri öyle kitaptan ya da masada oturarak öğrenemiyoruz. Tabii ki ben çalışarak öğrenmeyi sevdiğim için çırak gibi çalıştırdım kendimi. Bunu her zaman yaptım. Karşılığında gördüm. Çok güzel şeyler öğrendim bir sene boyunca. Burada arıcıların da tabii ki yeni başlayacak olan arkadaşları yüreklendirmesi gerekiyor. Bence olumsuz hiçbir şey konuşulmamalı. Çünkü o kişi yapıyorsa bu da yapabilir. Yeter ki doğru şartları biraz oluşturması gerekiyor, uğraşması gerekiyor ki arıcılığa başlamayı düşünen kişi bir bağ kurmuştur zaten. Aynen. O bir arıdan etkilenmiş. Basamağın birini atlamıştır. Tabii. Yani orada bir etkileşim var, onu yapacak. Yüreklendirelim. Aynen. Önlerine engel koymayalım. Ne olacak? Bir kovan, iki kovan sönsün, bir daha olur. Yani. İkinciye uğraşır. Yani bu anlamda bence biraz daha destek olunması gerekiyor insanlara. Tabii ki, yani biz de arıcılığa başladığımız dönemlerde 10 arı, 20 arı, 30 arı kaybettik, yani bu böyle. Doğanın kanunu olabilir. Evet. Burada sebebini bilmeden kaybettik. Bazen tabii, sebebini bilerek kaybettik. Tabii. Çeşitli sebeplerden arı kaybettik. Gene tekrar aldık, gene devam ettik. Tabii. Niye bu? Sevda bu. Aynen. Arıcılık bir sevda. Nasıl kuşçuluk, hani kedi köpek bakmak evet, bir sevdaysa, bu arıcılık da bir sevda. Ben bu arım ölse gidip yine 50 arı aldım geri bırakacağım. Başka çaresi yok yani. Evet, sizler gibi dostlarım olduğu için gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sadece arıcı değilsiniz çünkü. Her şeye farklı baktığınızı ben biliyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Ben Çiftçi TV ailesi adına. Sağ olsun. Buradan size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Çiftçi TV. Eksik olmayın. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Son bir şey daha söylemek tabii, istiyorum. Tabii, tabii. Kıskandığım tek bir nokta var dünyada, bizde olmayan. Şehir arıcılığı. O çatıların tepesinde yapılan. Evet. Hani gökdelenlerin arasında, çatılarda. Bizde şehirde arıcılık yapmak yasak. Evet. Hani ben tabii ki doğayı sevdiğim için ben keyifle geliyorum. O yol hiçbir sorun değil ama sanki şehir merkezlerinde aslında insanların uğraşmak isteyip de erişemediği için yapamayan birçok arıcı var. Hani Paris'te, Londra'da şehir arıcılığı çok yaygın. Hatta şehirde yapılan, arıcılıktan alınan balın kalitesi daha kırsaldan iyi, daha iyi. Çünkü daha tarım iyi, ilacı yok. İnsanlar evet, şey diye düşünüyor. Araçlar var. Hayır, ikisi kıyaslandığında o tarım ilaçlarının verdiği zarar sanırım araçların sağladığından kat kat yüksek. Dolayısıyla şehirdeki bal daha kaliteli çıkıyor. O Paris balı da o yüzden bir birinci seçilmiş. Ben onlara çok özeniyorum. Yani görmek istiyorum İstanbul'da. Bunu da yapma imkanı bulacaksınız. Yani burada evet benim ulaşımımı da belki çözer ama bu imkanı şehir arıcılığını görmek istiyorum. Çünkü ben bakterinin, kullanmış olduğumuz bakterinin ne kadar arıyı sakinleştirdiğini, ne kadar rahatlattığını gördüm. Bu bakteri sayesinde belki şehirde arıcılık yapma imkanı bulabiliriz. Şimdi program uzuyor. Evet, bu konu önemli ama ben şehir arıcılığını istiyorum. Şehir arıcılığı ayrı bir konu ve çok güzel bir konu. Ben de ondan konuşmak isterim. Çok büyük planım var. Şimdi projem var onunla ilgili. Benim de aklıma birkaç bahsetmek istediğim şey daha geldi ama o zaman şöyle bir şey yapalım. Bir iki hafta sonra tekrar yeni bir bölümle Süleyman'ın aralığında da bu konuları biraz değinelim. Olur. Başka konulardan da bahsedelim olur, bu şekilde. Biraz da araştırmamızı yapmış oluruz. Tabii. Tabii. Şimdilik o zaman bir hoşça kal diyelim. Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz.